Ya kızım satış matış yok. Ya hem ben sana bu gece takılırız demedim ki. Ya bir gece takılırız dedim. Ya tehdit var ısrar yok diyorsun. Ya bu akşam başka bir program yaptım diyorum. Bunun neyini anlamıyorsun? Bak bir dakika bir dakika. Ben sana vereyim akşamki muhatabı. Kişi kendi anlatsın. Koş koş. Ne demem gerekiyor? Olur mu canım öyle şey? Ya yapıştı yakamı bırakmıyor konuş. Alo? Ben. Kız arkadaşıymışım Doruk Bey'in. Doruk'un kız arkadaşıyım ben. Çok samimiyiz biz. Bakın hanımefendi. Düşündüğünüz gibi değil. İzin verin açıklayayım. Doruk Bey'in, yani Doruk'un bu gece başka planı varmış sanırım. Ama siz de insanı hiç konuşturmuyorsunuz ki canım. Konuşturmaz. Aa! Aa! Bu kadar da fazla ama ha. Çocuk sana müsait değilim diyor. Sen daha neyi zorluyorsun ben anlamadım. Ay yüzsüz. Bu kadar gerçekten yüzsüzlük. Sen kadınsın ağırlığın olsun azıcık tutkal gibi yapışmışsın çocuğa. Biz mi? Bizim durumumuz farklı. Sözlü işte. Sözlüyüz de. Sözlüyüz biz. Evleneceğiz yakında. Düş yakasından sözümü. Ne oldu ne dedi? Küfür edip kapattım. Vallahi şahane. Ya hayatımı kurtardın. Gerçekten borçluyum sana. Rica ederim. Görevimiz. Ayrıca zevk duydum. Çünkü insanda azıcık utanma olur. Müsaade var mı? Gerçi girmiş bugün. Sizi sahtede görme şerefini neye borçluyuz Doruk Bey? Ya gitmesek de görmesek de burada bir iş yerimiz var değil mi babamıza ait? Hakkına gelmesi iyi olmuş. Vallahi bugün de tadından yenmiyorsun. Sen de çalışanlarla kaynayacak kadar keyifli bir gündesin anlaşılan. Kimle? Sunay'la mı? Hanımefendi kendisini hayattan mesleğini tercih ediyor. Daha oraya kadar gelmediniz mi? Bana bak, sen bizi kıskandın mı yoksa? Tabii ki hayır. Özel hayatınızda ne yaptığını sadece sizi ilgilendirir. Ama şirket çalışanlarıyla bu kadar laubali olman doğru değil. Ya kızla aramda bir şey yok. Olsa saklamaz söylerdim zaten. Hem ben sen değilim değil mi abi?